Efendim herkese selam. Şimdi diyeceksiniz ki tabii... ...hayırdır yani bu saatte niye... ...gene video çekiyorsunuz Ehan? Sağlığına baksana. Hasta yatıyorsun 20 gündür. Seren'i korumak sana mı kaldı? Ay içimiz dışımız Seren oldu. yani e, yalnızca... ...benden dolayı olmadı tabii ki. Her yerde gene her gün manşet altın. Söylemezsem olmasa... ...inanılmaz bir ivme kazandırmıştı Seren. Aa, o arada bana tabii... E, ihanetleri oldu. Bak şimdi bunu söylemezsem olmaz. <laughs> i̇şte tam söylemezsem olmaz o. Orası sallamazsam olmaz. <gülüyor> 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 Pulimle biz. Bak bak şunun güzelliğine. Pulimle biz. Olaylara gülüyoruz aslında. Eğleniyoruz. Ortalık karma karışık oluyor. Ama her ne olursa olsun vallahi de tallahi de yemin ediyorum. Yani onu çok en çok eleştiren yerden yere vuran benim ama haklı olduğunda da yanında olduğumda böyle böyle. Yine seneni mi koruyorsun? Vallahi yok. Yemin ediyorum yok. Koruma içgüdüm var ona karşı. Çünkü rahmetli babası Öztürk Serengil benim e, yönetiminde olmuş olduğum bir kanalda program yapıyordu. Ve Öztürk abi ee, inanılmaz milliyetçi bir adamdır. Duruşu ve çok espiritüel ve çok entelektüel bir adamdır. Çok kendini müthiş yetiştirmiş bir adamdır. Ve ben Öztürk abiye karşı inanılmaz zaafı olan biriyim yani. E, çok önemli bir üstattır Öztürk Seray Ondan dolayı da Öztürk abi ölmeden... Önce dedi ki bak dedi bana bir şey olursa dedi bu Seren sana teslim dedi. Abi dedim oh dedim oh dedim valla kırk tane dedim beni götürür getirir dedim. Dediğim çıktı gerçi de yine de korunmaya ihtiyacı olduğunda koruyorum. Yoksa neler yaşattı bana biliyorsunuz evine gittim o gün yok çekti onları filan yazıyorsunuz. Ben yok ya unutmuş değilim tabii ki nankörlükleri vardır ama bu atılan iftiralarla ilgili de bunu da söylemezsem hakikatten olmaz. Program gibi değil. O sallamazsam olmaz. İkisini karıştırmayın. <laughs> Osman Gökçek'le ne zaman el sıkışacağız, anlaşacağız. Oraya ben oturacağım. O zaman söylemezsem olmaz olacak. Yoksa sallamazsam olmaz. Bilal haldeyken ne olur orası? Sallaya sallaya bulur. <laughs> Adam garson. <laughs> Bilal gene lan restoran sahibiyim ben. Beni parayla oturtamazsın oraya. Gücün yetmez. Tabii, senin patronundan zengin değilim Osman Gökçekler. Oo. Çok zengin herif. Yani kanalı da yani benim kanalım esse 15-20 milyon dolara da Elif'in kanalı 100 milyon dolar eder. Allah için yani çok bana göre de çok başarılı bir Minimum 50 milyon dolar eder kanalı. Beyaz TV bir de çok enteresan çıkışlar yaşayan bir kanal. Bir de bu kadar zeki bir patron olduğu için çok hoşuna gitmeni ve o adamı iyi etüt etmelisin. Neler yapıyor, ne, nasıl böyle stratejik oyunlarla ayakta kalabiliyor falan diye. Yoksa çok zengin parayı da verir, daha büyük bir grup kurmuştu şimdiye kadar. Hayır, şöyle şöyle kazanıyor, şöyle şöyle kazanıyor. Hakikaten tırmalıyor. Şimdi tabii sen ve senin gibiler yolundayken adam da orada bütün sorumlulukları üstleniyor. Ah ah nelerim var bende de hep ben susuyorum. Hep ben susuyorum. Susmamın sebebi ne biliyor musun? Vallahi de tallahi de yemin ediyorum. Susmamın sebebi. Seren seren girdi. Bak şimdi orada yokken. yoksa sen ben adam yerine koyar mıyım? Koymam Bilal. Asla koymam. Şimdi de şey yapıyorsun. Fitne fücur yaparak Deniz Akkaya'ya laf çaktırıyorsun. Değil mi? Şimdi onları çaktırıyorsun ne oluyor Bilal? Allah adına konuş ne oluyor? Bilmem ne göğe mi yani? Başın. <laughs> seni bil bezdeni. Seni bilo seni seni. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kıt ciddi ol biraz. Peki. <laughs> Bu ne Ben olamıyorum. Peki. Deniz Akkaya'ya çaktırıyorsun. Sen o Deniz Akkayı oradan kovdum diye milleti arayarak haberler yaptırmadın mı? Aa bak gösteriyorum. Aa Bilo. Bak. Gördün mü? Hem de Sacit Aslanız. Benim en çok okuduğum yerlerden biri olan Sacit Aslanız. Bakın Deniz Akkaya ilk kez kanaldan kovuldu iddialarına cevap. Sen Allah için konuş. Bilo. Sana söylüyorum. Sen Hangi devirde kimle kovdum diye yaptırtmadın? Sen hangi zaman, yani Ece Erken'le ilgili kovuldu yaptın, Nihat Doğan'la ilgili kovuldu yaptın. Nihat Doğan'ı gerçekten kovdunuz oradan. Yani sahip de çıkmadınız, sonra da Nihat Doğan'ı almaya kalktın oraya. Bu işi şey anlattım geçen sefer, aynı hani şeyi anlatıp temcid pilavı yapmak istemiyorum. Ama şunu biliyorum be pilot. Sen bunları yaptığın sürece e, zaten bizim sektörümüzde çok itibarlı bir adam değilsin. Yani mesleki kariyerin olarak. Mansur arada sırada seni böyle övüyordum. Övmemin sebebi neydi? Seren böyle ne olur kız ne olur bir kere öv onu ne olur falan. Bak barıştırayım sizi ne olur yok. Bir burnumdan getirir diyordu. Getiriyordun da. Hatunun odasına kolalar döküyordunuz. Hatuna makyaj yollamıyordun hatuna kuaför yollamıyordunuz. Psikolojik işkence yapıyordunuz orada. Ve bundan da hiç utanmıyorsunuz, alıyorsunuz insanları. Deli gibi popüler etti. Her gün Hürriyet, Sabah, Biliyet, CNN her yerde haberdiniz. 600-700 internet sitesinde okunurluk oranı ne biliyor musun? Ben biliyorsun istatistik rakamlarına manyak bir tipim. 11 milyon her gün sizin PR'nızı yapıyordu. 11 milyon bunlar da çıkmak. 11 milyon insan Söylemezsem Beyaz TV'yi kastetmiyorum. Başka programlar da var bir sürü. Ondan ibaret değil. Ama en popüler programı bu. Yani sen inanılmaz derecede kötü kalpli birisin Bilo. Çok kötü kalplisin. Adam o kadar masraf yapıyor. Orada ayakta kalsın diye bu zamanda televizyon sahibi olmak gerçekten zor. Kendimden biliyorum. Siz garson zihniyetliler baş şişe tamah ediyorsunuz. Aman ondan da bu olsun, şundan da bu olsun, şu haber de olsun, şuna kıyam olsun falan filan. Tarana bulgur. Üçünüz gücün sakal. İkinci gücün sakal. Yapınız bu. Yapacak bir şey yok. Bak hakaret de etmiyorum sana. Sizin kaplı sözle söylemiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Yoksa niye hakaret edeyim? Kim kim hakaret edebilir? Edepsizsin ama edersin. Ediyon da. Önemli değil. Artık bu yaştan sonra sen bu usta Bir şey olmaz Ulan. Deniz Akkaya sana oradan giderken o gün ana avrat ana avrat dümdüz gitti. Hani ne oldu? Anana avradına küfür söyünce şey yapıyordun sen. Kabul etmezdin. Bir daha barışmazdı. Ne oldu? Karıyı takip almışsın. Seni kedi seni. Pulim sen bunun bilirsin neden olduğunu. Vallahi bilmiyor. Pulim bilmiyor. Ha, neden? Allah aşkına sen söyle Pulim. Pulim bile bilmediğini göre düşün seni. Nasıl bir dünyanın içerisindesin? Hmm. <laughs> Allah kahretsin. Kinkos. <laughs> Peki. O zaman şöyle mi düşünelim Bilo? Sen bunları yapıyorsun. Etrafındaki insanları Ece Erken'in kocası ölene kadar. Onunla da canlı ciğerdin bilmem neydin falandı filandı. Şafakla Kıbrıslar mı pıslar tarana da bulgurlar drink light a ah, a ah. yok canım ne kumarhanesi yapmazsınız siz. Siz İslami ve radikal muhafazakar bir çizgi çiziyorsunuz. Ondan zaten <laughs> ne kadar çizgi çiziyorsunuz derken senin en iyi çizgiyi çizdiğini kim söyledi? <laughs> Emre Aşık'ın karısı. Nasıl çizgiler çizdiğini söyledi. Seksek oynuyor musunuz? Bittik bittik birliko. Bittik bittik birliko. Allah <laughs> <laughs> biliko. Şimdi bu birinci bölümü ikinci bölümü devam ediyor tabi. Bugün bir tane daha çekeceğim sana. Ama bak neleri, olayları nasıl anlatacağım bil Osman Bey de izliyordur bunları. Emin ol izliyordur. Sevgili Osman Gökçe çok dikkatli izle. Truva atlarını nasıl soktuğunu bir tane daha bombası var ki bir truva daha sokmuş oraya. Seninle ilgili bilgi verirken birisi de aman Allah'ım ses kaydı yapmış Osman Bey atacağım sana. Dinle arkadaşı ne diyor seninle ilgili.